Önce faiz indirimleri, sonra Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçinin Türkiye'den kovulma hazırlığı. Sabah Türk lirası 9.85 yere serilmişti. Dolar tarihi zirvesine yükselmişti 9.85 TL'ye. Ama daha sonra öğleden sonra bir formül bulundu. Bir formül arayışı içinde olduğu zaten biliniyordu Dışişleri Bakanlığı'nın. Önce Amerika ve diğer bu büyükelçilerin ülkeleri açıklama yaptılar. Ve Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uyacağız dediler. Viyana Sözleşmesi büyükelçilerin bulundukları ülkelerin iç işlerine karışmasını engelleyen madde. Hemen bu açıklamanın hemen arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamayı olumlu karşıladığı haberleri haber sitelerine düştü. Ve hemen bu haberin arkasından yani Erdoğan'ın olumlu karşıladığı haberin açıklamasından yani bir diplomatik krize çözüm bulunduğu bu 10 büyükelçinin kovulmayacağının anlaşılmasından hemen sonra dolar düşmeye başladı. Ve sabah 9.85'i gören Amerikan para birimi 9.55 TL'ye kadar geriledi. Bu videoyu çektiğim dakikalarda 9.55'in hemen üzerinden işlem görüyor. Tansiyon hastalarında biliyorsunuz yüksek tansiyon kadar tansiyonun böyle bir inip bir çıkması da 2 puan 3 puan yükselip 3 puan inmesi de çok vücuda çok büyük zarar veriyormuş. Türkiye'yi de yüksek dolar kadar doların böyle bir hani Luna Park trenleri gibi inip çıkması da bütün vatandaşından küçük şirketlerine, büyük şirketlerine kadar hasta edecek. Yani hani ölüm döşeğine neredeyse sürükleyecek. Dolar evet bugün önce tarihi zirveyi gördü, ondan sonra geriledi ama önümüzdeki dönem çok aydınlık gözükmüyor. Commerzbank Alman Bankası 2021 yılı sonunda doların 10 TL'ye yükseleceğini öngörüyor. Düşüşün sonunun gözükmediği görüşünü savunuyor. Société Générale bir Fransız bankası. Bu kanalda zaman zaman onların raporlarından alıntılar yapıyorum. Financial Times'a konuşmuş Phoenix Kellen, Société Générale'in uzmanı. Diyor ki daha önce bu tip böyle hani TL'nin çok sert değer kaybettiği dönemlerde Merkez Bankası önce faizi indiriyordu sonra hızlı bir şekilde arttırıyordu. Haklı Phoenix Kalem 2018'de bu Rahip Brunson krizinden sonra böyle olmuştu. Dolardaki düşüşlü 625 bas puanlık faiz arttırımı engellemişti. Ama diyor Phoenix Kalem Société Générale'den bu sefer bu olmayacak. Yani bu sefer muhtemelen yeni bir faiz arttırımı yani bu düşüşü durdurmaya yönelik bir faiz arttırımı artık olmayacak. Bunun da anlamı Türkiye hiperenflasyona ve bir kur krizine gidiyor. Bir kur krizi ve bir hiperenflasyon öngörüsünde bulunuyor Société Générale'den Phoenix Kalen. Peki ne durdurabilir bu sonu görünmeyen düşüşü, bir yaklaşmakta olan hiperenflasyonu ve bir kur krizini? Yani bu dolardaki kontrolsüz tırmanışı ne durdurabilir? Timothy Ash, bu da bir uluslararası yatırım kuruluşundan, Blue Bay Asset Management'ten bir Türkiye uzmanı. Daha doğrusu Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge ülkelerinin hemen hepsinde faaliyet gösteriyor Blue Bay, Ukrayna vesaire gibi. Timothy Ash diyor ki, önümüzdeki dönemde Şahap Kavcıoğlu'nun yeni bir faiz artırım yapmayacağını biliyoruz çünkü buna yetkisi yok. Bu yüzden tek savunma Merkez Bankası'nın sahip olmadığı döviz rezervlerini harcamak olacak. Timothy Ash. Yani şunu söylüyor, faiz artırım yetkisi yok. Cumhurbaşkanı faizin artık artırılmasını istemiyor. Biraz önce Société Générale de aynı görüşteydi. Ama Merkez Bankası'nın elinde hala bir silah var. O da döviz rezervlerini kendisine ait olmayan ama brüt rezervlerinde biliyorsunuz 125 milyar doların üzerinde hatırı sayılır bir rezerv var Merkez Bankası'nda. Bunu kullanmak diyor Timothy Ash. Aslında Timothy Ash bunu düşünen tek uzman değil. Ankara'da bu yönde bir takım söylentiler var. Ankara'da bir şeyler pişiyor değerli dostlar. Önümüzdeki dönemde muhtemelen seçimi hedefleyen bir ekonomi planı üzerinde çalışıldığına dair bir takım duyumlar, bir takım bilgiler var. Bunun bir parçası Timothy Ash'in sözünü ettiği döviz rezerv satışlarının yeniden başlaması olabilir. Bir başkası önümüzdeki haftalarda Körfez ülkelerinden ki Körfez ülkeleri deyince aklımıza öncelikli olarak Katar geliyor. Katar'dan bir taze kaynak bulma girişimi hatta bir anlaşması da olabilir bu planın parçalarından bir tanesi. Bir takım önlemlerle sermaye kontrolü önlemleriyle ve bu arada sağlanacak Körfez'den sağlanacak yeni taze bir kaynakla dolardaki kurdaki çalkantıyı yatıştırıp ekonomiye geçici de olsa bir istikrar kazandırmak ve bir takım sıkı önlemlerle zapturapt altına almak piyasaları ve seçim öncesinde daha mutedil bir piyasayla sandığa gitmek. Böyle bir planın piştiğine dair bir takım bilgiler var.
Bunun daha detaylarını önümüzdeki günlerdeki videolarımda anlatmaya, öğrendikten sonra anlatmaya çalışacağım. Evet, bugün kurdaki gelişmeler bu şekildeydi. Bugün ekonomide bilinmeden geçilmemesi gereken çok önemli bir gelişme, kamu bankalarının faiz indirimine gitmesi. Sabah önce şöyle oldu bu. Dün Reuters'ta bir haber çıktı. 200 bas puanlık bir indirim yapacağı kamu bankalarının. Sabah daha sonra önce Halk Bankası bir yazılı açıklamayla bu haberi yalanladı. Yalanladıktan çok kısa süre sonra bu sefer bütün kamu bankaları, ki içlerinde Halk Bank da var, yani Ziraat, Vakıf Bank ve Halk Bank, kredilerde 200 bas puanlık çeşitli vadelerde kredinin yapısına göre 200 bas puanlık bir indirime gidileceğini açıkladı. Bir yazılı açıklama yaptı. Yani Halk Bank aslında kendi kendini yalanladı. Bu 200 bas puanlık indirim önemli. Çünkü önce Merkez Bankası indirdi faizi. Şöyle eleştiriler vardı, birçok ekonomist tarafından dile getiriliyordu. Ya Merkez Bankası indiriyor faizi, politika faizini, ama bankalar indirmiyor ki. Yani boşuna bu faiz indirimleri diyordu. Özellikle muhalif pozisyondaki ekonomistler. Kamu bankaları bugün şimdi yanıtını vermiş oldu. 200 bas puanlık indirim dedi kamu bankaları, ama Ahmet Büyükduman, bir gayrimenkul uzmanı, bu kanalda da zaman zaman kendisinden görüşlere yer veriyorum, dedi ki bu şu anda bu son indirimle konut kredileri 1.37'den 1.29'a düşürülmüş. Bunun yıllık bileşik faizi 17.73'ten 16.63'e indirilmesi anlamına gelir. Yani 2 puanlık değil, bir 1 puanlık, 100 bas puanlık indirim var konut kredilerinde. Ahmet Büyükduman, önümüzdeki dönemde benim tahminim bu konut kredilerindeki faizin daha da seçim yaklaştıkça ekonomiyi biraz daha canlandırılabilmek için düşürülebileceği şeklinde. Peki şunu merak edebilirsiniz. Bu kredi faizlerindeki 100 bas puan da olsa indirim nasıl etkiler piyasayı? Fiyatlarda artışa kesinlikle neden olur. Buna hiçbir şüphe yok. Çünkü talep artar. Talepteki artış da fiyatları arttırır. Çünkü arz taleple aynı oranda artmıyor. Nitekim Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Bayram da bugün şöyle demiş. Cumhuriyet'te yayınlanan bir haber, önemli. Konut fiyatları zaten her hafta artıyordu. Önümüzdeki haftalarda çok daha büyük artışlar bekliyoruz. Çok daha büyük artışlar, özellikle konut alma niyetinde olan izleyiciler için bunun altını kalın kalın, bu cümlenin altını kalın bir şekilde çiziyorum. Son olarak yine borsa. Borsa yine yükseldi. Bugün geçtiğimiz hafta biliyorsunuz her gün yükselmişti. Bu dolar TL'den, ekonominin geri kalanından kopmuş durumda Borsa İstanbul. BIST 100 endeksi haftanın ilk güne de yükselişle başladı. Bugün %0.88 yukarıda, bir haftalık getiri %5.31'i buldu. Fakat borsadaki yükselişin asıl sebebi, buna ilişkin bugün iki önemli bilgiyi aktararak bugünkü videoyu bitireceğim. Serhat Gürleyen, İş Bankası'nın araştırma direktörü. Önemli bir araştırmacı, önemli bir ekonomist. Bugün dünyada bir yazısı yayınlandı. Bu borsadaki yükselişin sebebini açıklıyor. Şöyle demiş, kısa vadede kur ve hisse senedinin birlikte yükseldiği bir piyasa görmeye devam edebiliriz. Türk lirası üzerindeki finansal baskılamaya karşı yerleşik yatırımcının önünde 3 alternatif var. 1- Dövize ya da altın gibi varlıklara yönelebilirler. 2- Uzun vadeli Türk lirası tahvilleri alarak faiz indiriminden kaçabilirler. Bu aslında herkes için önemli bir bilgi, söylediği alternatifler Serhat Gürleyen'in. 3- Hisse senedi, emlak gibi reel varlıkların payını arttırabilirler. Son olarak Goldman Sachs, Uluslararası bir Yatırım Bankası, o da Borsa İstanbul'daki yükselişin bir başka sebebine dikkat çekmiş. Bunu Bloomberg'den alıyorum. Sadece bu Türkiye'deki gelişmeler değil, Goldman Sachs'a göre bütün gelişen piyasalarda borsalar bir yükseliş trendinde. Önümüzdeki dönemde bu MSCI gelişen piyasalar endeksin, yani dünya genelindeki gelişen piyasalar borsalarını izleyen endeksin önümüzdeki 12 ayda %11 yerel para cinsinden, hangi ülkeyse o para, o ülkenin parası cinsinden %11 artmasını bekliyor. Evet, bugünün ekonomideki son 24 saatin kurda, diğer piyasalarda, reel sektörün kendisinde en önemli gelişmeler bunlardı. Biliyorsunuz her akşam artık saat 20.30'da piyasanın ve ekonominin 24 saatini en temel, en bilinmesi gereken noktaları özetleyerek size aktarıyorum. Beni, bu videoları desteklemek için Patreon hesabımdan destek verebilirsiniz. Yarın saat 20.30'da yeniden görüşmek üzere.